Şimdi sosyal medyada, e, web sitelerinde vesaire dedim ya çok tavsiye edilen ürün var. E, belli bir rutin de e, hep e, dikte ediliyor karşı tarafa. Bir rutin atıyorum 10 farklı ürünü içerebiliyor. Farklı farklı şeylere faydalı olan. daha çok onu. satmak tabii ki. Yani Hı -hı. E, ellerinden gelse benim hep söylediğim gibi, yüzün sağ tarafını ayrı sol tarafını ayrı satacaklar yani. <laughs> e, bu sağ tarafa bu sol tarafa. Diye. Yani 10 tane ya ürünle yüzümüzü yok. temizlemeye gerek yok diyebilir miyiz? Ya zaten zararlı biraz önce bahsettiğim gibi oradaki cildi yapısını bozuyor. Hı hı. Ama yani cildi, e, ha bir de şöyle bir şey var. E, bu tedavileri yani cildin rahatsızlıklarını diyelim bunlarla yapmaya kalkıyor. Ya yani kozmetiklerle cilt tedavisi olmaz. Ya yani akneyi kozmetiklerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Ya da egzamayı kozmetiklerle tedavi etmeye çalışıyorlar. Kozmetikler önce zarar vermesin. Hı, hı. Önce zarar vermesin. Sonra cildi korusun, nemlendirsin. Hı hı. E, çatlamayı, bakteri üremesini önlesi yeter. Hı hı. Gerisi ilaç. Hiçbir kozmetik bir ilaç kadar tesirli olamaz. Zaten öyle olsa hemen ilaç kategorisinde alınır o. <laughs> hemen alınır yani. Peki şimdi e, büyük şehirlerde yaşıyoruz. En azından biz İstanbul için konuşalım. Şehirdeki çeşme sularıyla zaman zaman e, yüzümüzü yıkıyoruz. Ve bunun sağlıksız olduğunu söyleyenler de var. Siz neler söylersiniz? Ya, çeşme suyu keşke Avrupa'daki gibi içilecek derecede de olsa. Yani burada sadece içilmez ama yıkanmanın bir mahsuru yok suyla. Hı hı. Orada e, temizlik maddesi olarak ne kullandığın önemli. Hı hı. çeşme suyunun ne zarar olsun? Hı, hı Ya içinde bir bakteri bir şey olmadıktan sonra bir zararı olmaz. Peki son bir soru soracağım o zaman bitirmeden. Bu kadar ürün içerisinde e, tabii ki hepsini kullanmak zararlı dediniz ama kesin olarak şu dönemlerde, şu yaştaysanız kullanın dediğiniz ürünlerde var mı örneğin nemlendirici ya da güneş kremi? Yani bir kere e, basitleştirmek kolay, bunu sanayi de artık basitleştirmeye gidiyor. Mesela e, günlük yaşantısında insanlara yaz aylarında kullanacağı nemlendirici güneş kremi yapıyor. Hmm. Yani iki ürünü ...fazla üst üste sürmeye gerek yok... ...yani özellikli olmayan birisi için... ...normal birisi için... ...nemlenici sürerken... ...güneşten de koruyor... ...çok Hı -hı. fazla dışarıda değilseniz... ...tatilde değilseniz... ...cildinizde güneş hassasiyet ya da bir rahatsızlık yoksa... Hı -hı. ...daha basitleştirmek gerekiyor tabii... ...hem e, masraf açısından... Hı -hı. ...hem cildinize devamlı bir şey uygulamam e, ...bu bazen takıntı haline geliyor... ...yani özellikle... ...en çok takıntıyı gördüğümüz bu pandemiden sonra bu temizlik hastalığı, el temizliği hastalığı yani o, o kadar çok temizlik maddesi kullanıldı ki yani havadan bulaşan bir virüs için eller yıkanmaya çalışıldı. Eller yıkayarak o havadan bulaşan bir şey önleyemezsiniz ama ellere tarih etti. Özellikle antibakteriyel diğer temizleyiciler kullanıldı, antiseptikler kullanıldı. Ben diyorum aman ne tane mi çalışıyorsunuz böyle? <laughs> bu kadar elleriniz çatlamış, e, egzama yapıyor, kurutuyor, alerji yapıyor. Yani lüzumlu bir de büyük vakit harcanıyor. Ya yani kişinin önce kişinin kendi ihtiyacını belirlemesi lazım. Yağlı cilt farklı, normal cilt farklı, lekeli cilt farklı. Bunun için de sanıyorum bir uzmana, bir uzmana da. danışır. Ya uzmana danışıyor. Kendi de tanıyabilir insan. Yani insan e, öğrenmeye müsait bir canlı. Kendi cildini tanır bakarak ama aşırıya giderek ha. Şimdi korunmaya çalışılıyor. Eee da hastalıklardan ve yaşlılıklardan korunmaya çalışıyor. Ne cildi yıpratan şey güneş. Tamam. Güneşten korumamız lazım. E burada da ten rengin önemli. Açık tenlinin daha yüksek faktörlü bir şeyle korunması lazım. Artı dışa, mesleği dışarıda olan, dışarıda çalışan, dışarıda dolaşan insanın gene daha çok yüksek bir şey kullanması lazım. Ya da daha sık kullanması lazım. İçeride çalışan, güneşte çalışmayan ya da ev hanımının daha basit bir şey kullanması lazım. Hı hı. Bunlar yağlı cildin ona göre kullanması lazım ama e, anladığımız kadarıyla daha çok böyle yaşlılığı önlemek için bir şeyler kullanmaya çalışıyor. Bunlar için vitaminler, kollajenler, hı hı. e, hiyaluronik asitler kullanmaya çalışılıyor. E, burada cildini tanımamız gerekiyor. Hemen 18 yaşında böyle anti aginglere de girilmesinin bir manası yok. Anti aging olarak da daha çok vitaminler, C vitaminleri, Bunlar erken yaşta başlanmasının bence bir manası yok. Bazılarının tam tersine alerji yapıyor. Gözenekleri tıkayarak sivilciler yapıyor.